Kemal Bey seçim sonuçları için konuşurken büyük bir demokratik zafer elde ettik diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi kariyer boyunca kendi parti kurultayları haricinde hiç seçim kazanamadı. Ancak her seçim sonrası zaferini ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu siyaset tarihini CHP'yi değiştiren lider olarak geçebilir. Çünkü partideki Atatürkçü, ulusalcı çizgideki isimlerin neredeyse tamamının partiyle ilişiğini kesti. Türk siyasi tarihi ileride kendisini nasıl anacak dersiniz? Herkese merhabalar. Konumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri. 2000'li yıllara gelindiğinde CHP'de bazı sıkıntılar vardı. CHP'nin kurulduğundan beri elitlerin partisi olma hüviyetini değiştirmek, %20'lerde çakılı kalan oy oranını yükseltmek mevcut CHP politikasıyla olacak gibi değildi. Seçimle iktidar olamasa da her zaman muktedir olan CHP'nin vesayet kurumlarıyla olan organik ağları CHP'yi ayakta tutan değil de gittikçe eriten bir olguya dönmüştü. Bavulu epeyce yüklü CHP'nin 2000'li yıllardaki görüntüsünün kemik seçmen kitlesi haricinde bir cazibesi kalmamıştı. Atatürk'ün kurduğu parti etiketi de CHP'yi diri tutmaya yetmiyordu. Yeni bir soluk tıpkı sağ partilerde olduğu gibi halkın içinden gelen bir lider ve büyük bir değişim lazımdı. Ama görünürdeki bu değişim başka ellerin müdahalesiyle çok farklı bir yöne evriliyordu. Baykal'ın davetiyle CHP'den vekil adayı olan Kemal Bey 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 2004 yılında parti içinde Baykal'a kazan kaldıranlar arasındaydı. Ancak ilginç bir biçimde Baykal diğer isimleri tasfiye ederken Kemal Bey'i grup başkan vekili yaptı. Daha önce Demokratik Sol Parti'nin kabul etmediği Kemal Bey'in bahtı CHP'de bir açıldı, bir açıldı. Elindeki ince mavi bir dosya ile ekranlardan hatırlayanlar vardır. Dengirmir Mehmet Fırat ve Melih Gökçek iddialarını hatırlarsınız. SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli, SSK'yı batırmış bir bürokrat. Neden ekranlarda Uğur Dündar programlarında parlatılıyordu? Ekonomik Trend dergisi hangi başarısına yorum bürokratı ödülü vermişti mesela? Kemal Bey'i parlatmanın ikinci adımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlatıldı. Yeterince tanıtıldı, parlatıldı. Artık CHP kulislerinde genel başkanlık adaylığı için adı dillendirilmeye başlandı. Tabii ki başrolde Aydın Doğan medyası ve Uğur Dündar vardı. Maksat hasıl olmuş. Deniz Baykal'ın koltuğu için hazırlıklar tamamlanmıştı. Kemal Bey'in İBB seçimlerinde aldığı oy oranı CHP'nin genel seçimlerde aldığı oylardan yüksekti. Bu da onu destekleyenlere sağlam bir argüman veriyordu. 2010 yılında Deniz Baykal'ın gizlice çekilmiş görüntüleri internete düştü. O dönemde başta Aydın Doğan medyası olmak üzere genişçe bir kesim Deniz Baykal'ı istifaya davet etti. Daha sürpriz olan ise Baykal'ın en yakınında olan parti genel sekreteri Önder Salın da aynı çizgide hareket etmesiydi. Baykal baskılara daha fazla direnemedi ve o meşhur konuşmasını yaparak istifasını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim. İlginç değil mi? Baykal konuşmasında kasetle ilgili o günün hükümetini suçlarken en yakınında bulunan Kemal Bey'in ve Önder Sal'ın eşlerinin bile haberi olmadan gizli gizli genel başkanlık görüşmeleri yaptığını muhtemelen bilmiyordu. Oysa Baykal'ın ve CHP'nin başına neler geleceği 2 yıl öncesinden Amerika Birleşik Devletleri'nde biliniyordu. Hillary Clinton göreve gelmeden kısa bir süre önce Baykal ve Kılıçdaroğlu hakkında detaylı bir rapor istemişti. ABD çok önceden Kılıçdaroğlu'nda karar kılmıştı. WikiLeaks'e sızan belgelerde dönemin büyükelçisi Ross Wilson gizli ibareli belgede Baykal'dan bir an önce kurtulup partinin başına daha sunulabilir bir lider olan Kılıçdaroğlu'nu öneriyordu. AK Parti'ye karşı ordu ve yargıdan daha etkili bir silah olarak tanımlanıyordu Kılıçdaroğlu o belgede. Büyükelçi asıl kaygısını da dile getiriyordu. Eğer Erdoğan engellenmezse Türkiye 3. Ulusal
program sıçrama derecesinde reformların başlangıcını hedefliyor diyordu. Daha da ilginç olanı 2003'te Büyükelçi Robert Pearson'ın gönderdiği rapordu. Pearson o tarihte AK Parti'nin reformlara ve vesayete karşı açtığı savaşı durdurmak için Baykal'la olmaz Kılıçdaroğlu diyordu. Partinin ulusalcı ağır topları tam kadro oradayken, yani Baykal istifası sonrası, Aydın Doğan Medyası'nın başlattığı büyük medya kampanyasıyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan adaylığına hazırlandı. 14 Mayıs 2010'da Baykal ile baş başa görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, aday değilim açıklamasının ardından 24 saat geçmeden adaylığını açıkladı. Aydın Doğan Medyası kendisini Gandhi Kemal ismini yakıştırmıştı. Yapılan genel başkanlık seçimlerinde Kemal Bey'in genel başkan olması bazı gazetecilerin kendilerini tutamayıp masalara çıkmasına neden oldu. O gün merhum Kamer Genç canlı yayında Uğur Dündar'a bağlanarak "Sayenizde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu." diyordu. Bu arada ben Uğur Bey'i de tebrik ediyorum. Uğur Bey, Kemal Bey'in kamuoyuna tanıtılmasında ve genel başkan seçilmesinde çok büyük bir katkısı olduğundan dolayı ben kendisini tebrik ediyorum. Keşke bizim arkamızda da böyle bir süperstar olsaydı da bizi bir yere getirebilirdi yani. Estağfurullah. Çünkü ben sadece dürüst, tarafsız yayıncılık yaptım. Kemal Bey, hoş geldin Sakin Güç, hoş geldin halkın adayı anonslarıyla Etro marka gömleği ve Ecevit kasketiyle salona girdi. Kemal Bey'in Kelle-i İkbal serüveni böyle başladı. 2011 yılı genel seçimleri öncesi CHP ve MHP'ye Amerika menşeli internet sitelerinden yayınlanan gizli görüntülerle müdahale edilmiş, CHP lideri ve parti yönetimi tamamen değişmiş, MHP yalnızca iki istifa ile müdahale eden minimum hasarla kurtulmuştu. Sakin Güç, Gandhi Kemal gibi etiketlerle cilalanan Kemal Bey'in ilk hareketi partinin ulusalcı kanadını etkisizleştirmek oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı serüvenini böylece başlatmış olduk. İlk May'e kadar 22 eski ismi yerinde tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski il başkanı Gürsel Tekin'in ilişkilerinde de epeyce gelgitler yaşandı. Genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk seçimde CHP'nin oy oranı 5 puan artarak %25'e ulaştı. Kemal Bey'in koyduğu hedefin ve beklentinin epeyce altındaydı. Ancak halkın umudu Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 12 Eylül sonrası en yüksek oyu almıştır, yani bu bir zaferdir şeklinde bir açıklama yaptı. Bu arada Kemal Bey'in CHP'ye kattığı bazı isimler üzerinden CHP'de kazanlar kaldırılmaya başlanmıştı. Etnik Kürtçü isimler, Ermeni iddialarına destek verenler, ulusalcılarla aynı potada erimiyordu hasılı. İşte tam da CHP'de kazanlar kaynarken Barış Yarkadaş zehir zemberek bir yazıyla Kemal Bey'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun kafası neden karışık? Başlıklı yazıda Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun 183 nolu TESEV kurucusu olmakla suçluyor. Kemal Bey'i Soros destekli TESEV'den dolayı ideolojik ve politik söylemlerinde net olmamakla itham ediyor, vakıftaki faaliyetlerini açıklamasını istiyordu. Kemal Bey, Barış Arkadaş'a özel bir açıklama ya da cevap verdi mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. 2013 yılında Soros destekli Gezi kalkışmasına ikisinin de hararetli bir şekilde destek verdi. Bir de 2015 genel seçimlerinde Barış Arkadaş'ın CHP'den milletvekili olduğu gerçeği. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılı yalnızca lobiciler, liberaller ve Soros destekli vakıflarla değil, aynı zamanda FETÖ örgütü ile yakın ilişkide olduğunu gösteren ilginç bir dönem oldu. Söylemleriyle sürekli AK Parti ve muhafazakar insanları FETÖ'yü desteklemekle suçlayan CHP'de eylemler tam tersini gösteriyordu. Hatta CHP'li kimliğiyle bilinen gazeteci Barış Arkadaş, Gülencilerle görüşen CHP'li vekillerin isimlerini deşifre eden bir yazı daha kaleme almıştı. 2013 Aralık ayında FETÖ'cülerin yargıya sızdırdığı elemanlar eliyle mevcut hükümet ve başbakana yargı yoluyla bir darbe denendi. İşte o dönemde ABD kaynaklı FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından pek çok montaj ses kaydı piyasaya sürüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında bu montaj kasetleri dinletti. Yalnızca darbe değildir antidemokratik olan. Bu kaset şantajcılığının kendisi de bana sorarsanız antidemokratik yöntemlerin en başında gelir. MHP gibi biz de bu kasetleri kullanarak seçim kampanyası yürüttük adeta. Türkiye'yi bugün bence en büyük zararlara uğratan bir unsurla beraber resim verdik. Yargı yoluyla yapılan darbe girişimiyle birlikte Kemal Bey ve bazı CHP'li siyasiler FETÖ argümanlarını yüksek sesle dillendirmeye başladılar. Aslında Kemal Bey'in genel başkanlığa hazırlanma süreci, ABD büyükelçileriyle olan görüşmeleri, ABD düşünce kuruluşlarının kendisi hakkındaki raporlarını bilenler için bu durum hiç de sürpriz değildi. Sonuçta Amerika FETÖ üst düzeyini korumaya almış, Kemal Bey'in genel başkanlık kariyerini bizzat hazırlamıştı. Kemal Bey de genel başkanlık pozisyonu kullanarak CHP tabanını bu yeni söylemlere alıştırıyordu. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye götürdüğü isim İslam İşbirliği Örgütü'nün eski genel sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu oldu. Bu isim CHP'deki ulusal kanadı epeyce kızdırdı. Melda Onur trollendik derken Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın bu çatı şakır şakır akar diyordu. Süheyl Batum ise benim Cumhurbaşkanı adayım Emine Ülker Tarhan'dır açıklamasını yaptı. Fakat ikinci bir adaya Deniz Baykal ve ekibi sıcak bakmadı. Tüm eleştirilere Kemal Bey grup toplantısında son noktayı koydu. Tıpış tıpış oy vereceksiniz çıkışıyla muhalif sesler susturulmuş oldu. Seçim sonrası CHP'de kurultay sesleri yükselmeye başladı. Kurultayda Ulusal Cephe'nin adayının Emine Ülker Tarhan olması bekleniyordu. Ancak Muharrem İnce hızlı hareket ederek Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Emine Ülker Tarhan partiden istifa ettiğini basın toplantısıyla duyurdu. Tarhan yaptığı açıklamada CHP yönetimini kuruluş ilkelerinden ayrılmakla, halktan kopuk olmakla, tutarsızlıkla itham ediyor ve bu durumun değişmesinden umudunu kestiğini belirtiyordu. Böylece Kılıçdaroğlu parti içi muhalif bir ulusalcı isimden de kaba tabirle kurtulmuş oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ise Kemal Bey partide ulusalcı çıkışlarıyla kendini zorda bırakan bazı isimleri liste dışı bıraktı. Bu seçimde Kemal Bey, Mehmet Bekeroğlu, İhsan Özkız gibi muhafazakar isimleri de vekil listesine almıştı. Ancak ulusalcı kanadın ağır topları liste dışı bırakıldı. Kemal Bey 7 Haziran seçim sonuçları için konuşurken büyük bir demokratik zafer elde ettik diyordu. CHP'nin oy oranı %25.11'di. Ancak Kemal Bey'in sevilme sebebi AK Parti'nin %41'e düşen oy oranıydı. Ufukta bir koalisyon hükümeti gözüküyordu. Hala o koltuklarda yapışıp kalmak yani yüzsüzlük ötesi. Ayıptır istifa etmen gerekirken. Koalisyon koltuklarının peşinde dolaşman, koalisyona kapağı atmayı çalışman, o koltuğu korumak için. Kendi memleketlerinden milletvekili çıkamayacak kişiler bugün CHP'yi yönetiyor. Koalisyon hükümeti kurulamayınca 1 Kasım 2015'te genel seçimler tekrarlandı. O seçim sonrası Ermeni tezlerine destek veren CHP'li vekil Şafak Pavey ve HDP'li Selahattin Demirtaş'ın birlikte iyi salladık görüntüleri hafızalara kazındı. Seçimler öncesi CHP'li beyaz elitlerin her evden en az bir oy HDP'ye çağrıları ise hafızalardaydı. Bu arada terör örgütü ilan edilen ve medya kuruluşlarına kayyum atanan ya da işlem yapılan FETÖ için Kemal Bey ve CHP heyeti tam kadro açıktan destek vermeye devam ediyordu. MİT tırlarının durdurulması, devlet sırrı niteliğindeki belgelerin yayınlanması, yargı yoluyla denenen darbe girişimi,
Çukur, Hendek operasyonları, YPG'li teröristler gibi artık hepsi Kemal Bey'in söylemlerinde masum, hakkını arayan cici çocuklar olarak anılıyordu. Kemal Bey, MİT şeffaf olmalı bile demişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller FETÖ'nün medya organlarına yapılan operasyonlarda da ön safta yer alıyordu. Parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. Yılların Atatürkçüsü Oktay Ekşi, Mahmut Tanal, etnik Kürtçü Sezgin Tanrıkulu gibi isimler FETÖ kanallarında özgür basın susturulamaz diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'si içinden Atatürkçü ulusalcıları tasfiye eden marjinal sol gruplar ve Marksist-Leninist etnik temelli bir parti olan HDP ile adı konulmamış bir birliktelik yaşarken FETÖ'nün de sözcüsü haline gelmişti. CHP'nin FETÖ ve HDP ile yakın teması MHP ile de aralığın açılmasına neden oldu. Bu arada Kemal Bey, FETÖ üyeliğinden görevden alınan, tutuklanan emniyet ve yargı mensuplarına da sahip çıkmaya başladı. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü ordu mensuplarının tertiplediği işgal girişiminden sonra Kemal Bey'in duruşunda bir değişiklik oldu mu? FETÖ'nün bir TV kanalında darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkarım diyen Kemal Bey'in 7 Ağustos'ta yapılan Yenikapı mitingine katılması bile başlı başına büyük bir adımdı. Ama hemen sonrasında bu bir kontrollü darbedir söylemleriyle tekrar FETÖ ağzıyla konuşmaya başladı. Türkiye planlı ve programlı bir şekilde ve bilinçli olarak bir darbe sürecinin içine sokulmuştur. Anlaşılan Doğu Karadeniz gezisindeki suikast girişimi bir ikazdı kendisine. 15 Temmuz'da halkın darbeye direnişini itibarsızlaştıran tüm söylemlerin içinde oldu. Şehitler ve gaziler için sessizliğini korurken KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin savunucusu oldu. Darbe girişimi esnasında ABD'den bir kesim ne söylediyse Kemal Bey de benzerini ve aynısını tekrarlamakta sakınca görmedi. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. Kılıçdaroğlu'nun 6 eski baş danışmanının FETÖ ile ilişkisi tespit edildi. Bunların bir kısmı yargıda, bir kısmı ceza aldı. Yeni CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu 6-7 Ekim olaylarındaki provokatif sokak çağrısıyla ve PKK ile bağlantıları sebebiyle tutuklanan Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri de hararetle savunmaya başlamıştı. 2010 öncesi şehitler üzerinden AK Parti'ye yüklenen AK Parti'nin çözüm politikalarını kıyasıya eleştiren CHP, karakol baskından sonra karakola gidip siperde poz veren Kemal Bey gitmiş, yerine HDP ile çözüm olur, YPG terör örgütü değildir diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni CHP'si gelmişti. Kemal Bey, İstanbul'u Canan Kaftancıoğlu'na nasıl bıraktı? Canan Kaftancıoğlu, ulusalcı Atatürkçü çizginin tamamen dışında bir isim, illegal sol örgütleri sempatisiyle, Ermeni tezlerine desteğiyle bilinen bir isim. Solcu devrimci şiddeti meşru gören Canan Kaftancıoğlu, yaptığı provokatif paylaşımlarla Kanas Canan takma adıyla anılmaya başlandı. Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosundan sonra sevincini gizlememiş, devlete de katil diyecek kadar şirazesinden çıkmış bir isim. Bir siyasiden daha çok bir militan profili çizen bu isim, Kemal Bey'in İstanbul İl Başkanı tercihi oldu. Canan Kaftancıoğlu'nu partiye kazandıran isim ise Oğuzkan Salıcı'ydı. Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı adayı seçimlerinde Muharrem İnce'yi aday gösterdi. İlginç bir aday hazırlık süreci yaşandı. Seçimlere Millet İttifakı ile giren CHP'nin aklındaki isim Abdullah Gül olmuştu. Abdullah Gül ise tüm Millet İttifakı ortak karar olursa adaylığa sıcak baktığını deklare etmişti. Gezi kalkışmasından sonra başka sulara yelken açan Gül'ün Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesinden sonra AK Parti olan mesafeli duruşu, su hesabına dokunmaz açıklamaları, ben herkesle anlaşırım ama Erdoğan fazla fevri anlamına gelecek pek çok tavrı anlaşılan CHP'nin de yakın takibindeydi. Belki AK Parti'nin tabanından da oy
koparılır yaklaşımıydı bu. Ama kısmet olmadı. CHP'den kendi aday olmayan ancak adaylık için muhafazakar partilerin çöplüğünü karıştıran bu yaklaşım tabandan büyük tepki almadı. Çünkü taban tabiri caizse yavaş yavaş sadece Erdoğan nefretinde birleştiriliyor. Erdoğan düşmanlığında birleştiriliyor. Kim olursa olsun ama Erdoğan olmasın sabit fikri oturtuluyordu. Ancak İYİ Parti lideri Meral Akşener Gül'ün adaylığına sıcak bakmayıp kendi adaylığını ilan etti. Ardından Saadet Partili Temel Karamollaoğlu ve hapisteki tutuklu Demirtaş da Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Sonradan Muharrem İnce'nin serzenişlerinden öğrendik ki Muharrem İnce CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde beklediği desteği vermemiş. Vekilliği de düşen Muharrem İnce, kaba tabirle ince bir ayarla CHP'den kapı dışarı edilmiş oldu. CHP'den bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri harcıyorlar. Kemal Bey'in ara ara başını ağrıtan İnce'den kurtuluş formülü bu olabilir miydi? Bir yıl sonra yapılan yerel seçimlerde Muharrem İnce, İBB adaylığının gönlünde yattığını açıklasa da Kemal Bey'in umurunda olmadı. Kemal Bey'in CHP'sinin belediye başkan adayları profili de oldukça ilginçti. Yerel seçimlerde resmen seçim ittifakını ilan etmeyen HDP ile sahada sıkı bir birliktelik sergilediler. HDP büyük şehirlerde aday göstermedi, Millet İttifakı adayını açıktan destekledi. O yerel seçimlerin en çarpıcı yanı ise profesyonel medya algıları oldu. Mansur Yavaş bir programda ajans lafını ağzından kaçırdı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi kariyer boyunca kendi parti kurultayları haricinde hiç seçim kazanamadı. Ancak her seçim sonrası zaferini ilan etti. Genel başkan olduktan sonra ortaya attığı asılsız iftiralar ve hakaretler sonrası rekor düzeyde tazminat ödedi. Kemal Kılıçdaroğlu siyaset tarihini CHP'yi değiştiren lider olarak geçebilir. Çünkü partideki Atatürkçü, ulusalcı çizgideki isimlerin neredeyse tamamının partiyle ilişkini kesti. Kimin aday gösterdi, kimin de disipline ihraç etti. Mesela ben niye efendim ihraç edilmişim ben? İşte bir belediye başkanı ve bir değil 34 belediye başkanına efendim kendisini FETÖ, mahkemedeki ifadesi, kendisini FETÖ imamı olarak tarif eden adamla işbirliği yaptı diye, ona para aktardı diye. Erkan Karas. Evet, ona para aktardı diye, onunla onu danışman olarak aldı diye ifşa ettiğimden dolayı. Kim ve bu başka bazı başkanı? Yolsuzlukları ifşa ettiğinden kasası dolayı. Hayır, hangi belediye başkanı? Murat Paşa belediye başkanı. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kemal Bey yine parti içindeki olası rakiplerini bertaraf etmenin formülünü bulmuş gibi. Yine AK Parti'nin siyasi çöplüğünü karıştırıyor. Bu kez Abdullah Gül ismi pek anılmıyor. Ali Babacan ismi arada bir dillendirilip yoklama alınıyor. Kemal Bey'in kendisi ise aday olabilirim, olmaya da bilirim şeklinde açıklamalarla kaba tabirle fake atıyor. En son teklif götürdükleri isim ise Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu ne kadar gerçek ileride görülür. CHP'nin tabanı ise Erdoğan'a karşı. CHP Erdoğan'a aday gösterse sorgulayamayacak kadar nefretle yoğruldu. Çünkü nefret bombardımanı yapıldı yıllarca. İşte siyasi kariyerini siyaset dışı her unsurla edinen Kemal Bey'in CHP'ye ve CHP tabanına yaptığı bu. Mimik bile oynatmadan yalan söylemek, doğru ortaya çıktığı halde o yalanı tekrar etmek, Türk siyasi tarihi ileride kendisini nasıl anacak dersiniz? Benim nazarımda Rüstem Paşa'ya yazılan beyt tam uygun. Olacak bir kişinin bahtı kahve talihi yar, kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar. Meraklısı araştırsın. Başka bir yayında görüşmek üzere.